İyi akşamlar. Vekilin arabasını bekliyorum, ceza yazsınlar diye yanlış yere park etmiş. Canlı yayın açtım izle abi. Facebook. Bize geçen gün burada 10 bin lira yazdılar. Motorunu bağladılar. Cumartesi günü çocuğun Umut abi aradım. Adalet herkese eşit dedi. Şimdi o zaman 50 dakikadır polisi aradık hepimiz bekliyoruz. Kaldırsınlar. 50 dakikadır polisi arıyor. Herkes arıyor şu an bekliyorum. Bir tane polis gelemedi daha. Arkadaşlar, AK Parti yönetiminden kardeşimiz aradı da, sevdiğim, çok da değer verdiğim bir insan. Ya bir şey olmaz dedi, uğraşma, boş ver dedi. Ceza yazmazlar dedi. Şimdi bu artık yani gurur meselesi oldu bizim için. Çünkü biz bugün 10 bin lira ceza ödedi benim esnaf kardeşim. Ben adalet benim için en hassas nokta. Haksız olan babam olsa fark etmiyor bu konuda. Kusura bakmayın, evet ben de genel seçimlerde verdim ama bu her şeyine eyvallah diyeceğim anlamına gelmiyor. Biz bekliyoruz burada, bir saat falan oldu herhalde. Daha bir tane polis arabası teşrif edemedi. Bekliyorum bir tane polis arabası gelebilecek mi? Yayını lütfen elden ele bir paylaşalım. Ben gazeteci arkadaşları da ekledim. Ekliyorum da herkesi buraya. Siz de böyle bir etiketleyin. Burası bir coşsun. 155'i arayın bol bol. Plaka burada. Verin. Arabayı bakalım buradan kim kaldıracak? Ben çok merak ediyorum. Bu araba burada ceza yiyecek mi, yemeyecek mi? İyi akşamlar Osman abi. Yemeyecekse de en azından herkes adaletin eşit olmadığını öğrensin. Bu araba neden şuradaki otoparkta değil? Şurada, tam şuradaki otoparkta değil. Partinin önünde neden değil? O dostum bana dedi ki, işte eski dönem yönetimde olan dostum, partide toplantıda dedim, partinin önüne vekili yer ayırırlar ya, trafik polislerinin yeri var dedim. Ama bu araba burada olmaz dedim. Şimdi çünkü milletvekilinin arabası örnek olması lazım. Bak onun yerine bir tane daha park etti. Şimdi arkasına bir tane daha park etti. Örnek teşkil etmiyor. Biz burada trafik tek şerit olarak gidiyoruz mecburen. Niye? Neden trafik tek şerit gidiyor? Çünkü milletvekili hanımefendinin arabası burada olduğu için. Bu araba burada olamaz. Bu arabanın burada olmaması gerek. Burası park yasağı olan bir bölge. Rahmet abi, ben sana buradan çekeyim bak. Bak burada parklar bak. Gördün mü Muhammed amca? Buradan görebilirsin bak. Biz de bekliyoruz. Ceza yazılacak mı? Yazılmayacak mı? Adalet tecelli edecek mi? Etmeyecek mi? Devletimizin polisi geldi, kaza var mı diye. Şimdi biz de bekliyoruz. Güç anca garibana uygulanan bir şey. Biz de bekliyoruz. Evet. Ceza yazılmasını bekliyorum. Polisi aradım 155'i. Yasak burası. Köprü üstü. Vatandaş olarak hakkımı aradım. Yasak yere park etmiş. Vatandaş olarak gördüm. Araba burada yasak yerde duruyor. Tamam, polis geldi. Biz 1,5 saattir aradık. Bir tane trafik polisi gelmedi. Tamam. Ben vatandaş olarak herkes park ediyor. Çünkü polis gelmiyor. 1 saat 45 dakikadır canlı yayındayım. AK Parti il başkanına kadar hepsini etiketledim. Bana partidekiler arayıp oraya hiçbir şey gelmez. Kimse bir şey demez. Milletvekilinin aracı diyor. Ben de diyorum ki burası park yeri. Cumartesi günü benim kardeşim burada esnaf. Motorun plakası düştü diye 10 bin lira ceza yazdılar. Trafikten men ettiler. Motoru bağladılar. Şimdi ben de adaleti bekliyorum. Vatandaş olarak. Demek ki park yasak değil. Yasak. Köprülerin üstünde yasak. Siz demeyin bari. Canlı yayındasın. Trafik kanununa göre tamam işte kaldırmadı. 1 saat 45 dakikadır anons geçin. Hepsi ölümlü kaza var diye de arattık. Kimse gelmiyor. Trafik polisi gelmiyor. Burada. Tabii ki. Biz bekliyoruz. Ben de siyasetle uğraşıyordum. Onun için şimdi şikayet edip sizi gönderdiler en fazla. Ben biliyorum kimin gönderdiğini ama sorun yok. Ben aşkla bekliyorum. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, 2 saat oldu. Trafik polisimiz hala yok. Asayiş polisimiz geldi. Devletin polisi. Devletimize bağlıyız. Adaleti bekleyeceğiz. Buraya trafik polisinin gelip ceza yazmasını bekleyeceğiz. Biz burada yasak olan Fatih Caddesi köprüsünün üstündeyiz. İşte bakın, devletin polisi de söyledi. Arkaya da gelip başkası park ediyor. Şurada karşıda otopark. Bak 30 lira, 40 lira, 50 lira vermiyor. Bakın devletin polisi şu an bana GBT yapıyor.
Bekliyorum ben. Ben söyledim. İl başkanı da cumartesi günü Umut abiye de söyledim. Abi dedim madem adalet eşit ben bundan sonra park eden herkes için ararım. Bekliyorum da. Adalet ne kadar eşit hep beraber bekliyoruz. Ben Umut abiyi de ekledim. Kardeşinize mi ceza yazdılar? Arkadaşım esnaf kardeşimiz bizim. Nerede yazdılar? Burada tam burada. Ne için yazdılar? Plakası düştü diye. Motorunu trafikten men ettiler, bağladılar. Biz bugün 10 bin lira. Plakası nasıl düştü? Plaka düşmüş. Yokmuş yani. Hayır, görmemiş düşmüş. Burada da çevirmeye girdi. Tamam. Ceza yazdı. Cumali komiser buradaydı. Onu da tamam. Çektim. Şimdi siz trafik polisini aradığınız halde gelmedi mi? Hiç kimse. 2 saattir bekliyorum. Ne zaman aradınız? 2 saattir. Yayın izleyen yaklaşık... Nereye aradınız? 155'e, 112'den 155'e bağlandık. Tamam, ne dediniz? Ölümlü kaza var dedik, ona rağmen gelmedi. 2 saattir yayın açık. Nerede ölümlü kaza var? İşte gelmiyor, polis gelmiyor diye söyledik. Artık gelsin, trafik polisi gelmiyor buraya. Plakayı verdim, neden herkes gelmiyor? Kapalı. Biz bütün anonslara gidiyoruz. Hani nerede trafik polisi? Getirin o zaman. Ne için çağırdınız? Yasak park. Ben 155'i aradım, yasak park var dedi. Trafik ekiplerini hemen iletiyorum, geliyorlar dedi. Ama gelen yok. Ben de bekliyorum, ceza yazsın bir tane polis. Tabii. Tabii. Plakasıyla beraber ya. Bir tane trafik polisi istiyorum. Çok değil ki ya, ceza yazsın ya. Adalet istiyorum.